Aldehitleri yükseltgemenin birkaç yolu var ama belki de en eğlenceli yolu Tollens ayıracını kullanmak olabilir. Şimdi burada bir aldehitle başlıyoruz ve Tollens ayıracını ekliyoruz. Bu ayraç Alman kimyager Bernhard Tollens tarafından icat edilmiştir. Bir gümüş iyon kaynağına ihtiyacımız var ki gümüş nitrat iş görür. Ayrıca bir hidroksit anyonu yani sodyum hidroksit ve bir de bir miktar amonya ihtiyacımız var. Bunları ve konsantrasyonları ekleyeceğiniz sıra kullandığınız prosedüre bağlı olacaktır. Ama en sonunda buradaki diamin gümüş katyonunu elde edeceksiniz. Ki bu da aldehiti bir karboksilat anyonuna yükseltgenmiş olacak. O zaman şurada bir karboksilat anyonu çizmeye başlayalım. Oksijenin bu ortaklanmamış elektron çiftlerini de şöyle ekledikten sonra evet karbonumuz artık sağdaki bu oksijene bağlanıyor artık hidrojene bağlı değil. Yani burada bir yükseltgenme meydana geldi. Devam edip şuraya bazı elektronları çizelim ve yükseltgenme basamağını belirleyelim. Tabii bunun bir yükseltgenme tepkimesi olduğunu biliyoruz. Bu bağdaki elektronları da gösterelim. Şu ve diğeri ise şu. Tabii her bağda ikişer elektron olduğunu biliyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi yükseltgenme basamağı belirlemenin bir yolu elektronegatiflikteki farklılıkları düşünmektedir. Oksijen karbondan daha elektronegatiftir. Bu yüzden bu elektronların dördünü de oksijene vereceğiz. Karbon ve karbon aynı değerlere sahip olduğu için bir elektronu bir karbon, diğer elektronuysa diğer karbon alacak. Karbon hidrojenden daha elektronegatif olduğu için bu iki elektronu da alacaktır. Karbonun dört değerlik elektronu var ve etrafındaki de üç elektron olduğu için 4-3'ten yükseltgenme basamağı 1 çıkar. Şimdi buradaki karboksilat anyonumuz için de aynı şeyi uygulayalım. Hemen altına aynı renkte çizmeye başlayalım. Karbonumuz oksijenimize çift bağla bağlı. Elektron çiftleri de şu şekilde. Ardından karbonumuza diğer karbonu ekleyelim. Sağ tarafta ise diğer oksijenimiz olacak. Eksi yükünü de unutmayalım. Evet, elektronlarımızı şu şekilde işaretlemeye başlayalım. Tabii buradaki esas nokta elektronegatiflikteki farklılıklar. O zaman oksijen karbonu yener ve buradaki tüm bu 4 elektronu alır. 2 karbon berabere kalır. Yani buradaki elektronları oksijen alır. Evet şimdi karbonun 4 değerlik elektronunu şuraya yazalım. Etrafındaki kalan 1 elektronu bu rakamdan çıkartıyoruz ve sonuç 3. Yani artı 3 yükseltgenme basamağı. Burada yükseltgenme basamağının arttığını görebiliyoruz. Yani aldehitteki karbonil karbonun artı bir yükseltgenme basamağından karboksilat anyonundaki karbonil karbonun artı 3 yükseltgenme basamağına geldik. Yani bu karbonu yükseltgedik. Ve eğer bir şeyi yükseltgerseniz başka bir şeyi indirgemiş olursunuz. Ki bu da şuradaki gümüş katyonumuz oluyor. Şöyle yazalım. Ag artı. Artı bir yükseltgenme basamağını da ekleyelim. Şimdi aldehitimizi yükseltgediğimiz için gümüş iyonumuzu indirgeyeceğiz. Yani bunu sıfır yükseltgenme basamağı olan katı gümüşe indirgeyeceğiz. Böylece bir elektron elde edecek. Şimdi bu gümüş katyon katı gümüşe indirgendi. Ve her şeyi düzgün yaparsanız gümüş aynası oluşturmuş olursunuz. Gümüş aynasının oluşumu aldehitin varlığını gösterir. Aldehitin varlığını test etmek için oldukça havalı bir test öyle değil mi? Ayrıca bu aldeiti ketondan ayırmaya yardımcı olacaktır. Çünkü genel olarak sadece aldeitler Tollens ayırıcıyla tepkimeye girer. Ve tabii sonunda gerçekten harika bir gümüş aynası elde edersiniz. Evet, şimdi karboksilik asit oluşturmak istiyorsanız karboksilat anyonunuzu protonlamanız gerekir. Tabii bu işlemden sonra elde edeceğimiz karboksilik asit bu. Evet, özetleyecek olursak aldehitlerin yükseltgenmesi ve gümüşün indirgenmesi ortaya gümüş aynası çıkarır. Şimdi ekranı biraz kaydırıp buradaki tepkimeye bir göz atalım. Evet, bu bileşikle başlıyoruz. Kullanacağımız ilk ayraç sodyum dikromat, sülfürik asit ve su olacak. Tabii bunun farklı fonksiyonel grupları yükseltgeyeceğini biliyoruz. Yani hem aldehitlerimizi hem de alkolümüzü yükseltgeyeceğiz. Öyleyse şuraya son ürünümüzü çizmeye başlayalım. Şimdi aldehitimizi yükseltgediğimizde ortaya çıkan bir karboksilik asit oluyor. Ama eğer alkolümüzü yükseltgersek bu kez bir keton oluşturmuş oluruz. Yani sekonder bir alkolü yükseltgersek keton elde ederiz. Şimdi bu tepkimeyi tolenz ayırıcı kullanarak yapıp ardından protonlarsak bu kez sadece aldehiti yükseltgemiş olacağız. Böylece aldehitimiz karboksilik aside yükseltgenmiş olacak. Tabi buradaki o açsa aynı yerde kalacak. Tekrarlayacak olursak protonlayıp karboksilik asit oluşturmuş olduk. Böylece bu tolen zayıracı aldehit için seçici davranıyor diyebiliriz. Alkol de bu durumda değişmeden kalıyor. Bunun nedeni tolen zayıracının hafif bir yükseltgen madde olmasıdır. Dolayısıyla aldehitleri yükseltgemesi çok kolay oluyor. Keton gibi bir şeyi yükseltgemek onun için çok daha zor. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Evet bu lisans seviyesindeki organik laboratuvarların çoğunda yapılan oldukça havalı bir deney. Burada aldeit olarak glikoz kullanacağız. İşte burada açık zincirli glikoz formunu ve şurada da aldeit fonksiyonel grubunu görebiliyoruz. Tabii buna dikkatlice bakmak lazım. Çünkü bu kimya mekanizmasının bir kısmından daha önce bahsetmiştik bu oksijendeki ortaklanmamış elektron çifti bu karbon ile saldırabilir. Ardından bu elektronlar bu oksijene geçebilir. Sonrasında protonasyon ve deprotonasyonla siklik hemiasetal elde etmiş oluruz. Evet, diyelim ki solda oluşturduğumuz siklik hemiasetalimiz. Şimdi buradaki karbonlara analiz edelim. Şuradaki karbonil karbon siklik hemiasetalimizin anomerik karbonu haline geliyor. Yani bu aslında glikozun siklik halkalı formlarından biri. Tabii burada o OH aşın halka düzlemine göre aşağıya doğru durduğunu görebiliyoruz. Bunun hangi anomer olduğunu düşündüğümüzde bu o OH aşı bu CH2 o aşla karşılaştırabilirsiniz ki o da halkanın düzlemine göre yukarıda. Tabii zıt taraflarda bulunduklarından bunlar birbirlerine trans olurlar. Böylece bunlar alfa anomerleridir. Yani siklik hemi asetelde oluşan alfa glikoz formudur. Elbette diğer olasılığımız ise bu kez o OH aşı halkanın düzlemine göre yukarıya eklemek olacaktır. Şimdi burada düzlemsel bir aldeitimiz olduğundan o OH aşı yukarıya ekleyebiliriz. Böylece CH2 o aşla o OH aynı tarafta yer alarak birbirlerine cis olacaktır. Bu sefer bu bir beta anomeri yani siklik formundaki beta glikoz olur. Aslında siklik hemiasetel oluşumu bu tepkimede tercih edilen şey. Glikoz genellikle siktik yani halka yapıdaki formdadır. Yani beta ve alfa formunda. Ancak aldehit fonksiyonel grubunu içeren açık zincir formuyla dengededir. Tolens ayarıcıyla tepkimeye sokmamız gereken şey de bu. Yani aldehitleri yükselt bir karboksilat anyonu oluşurken gümüşü ise indirgemiş olacağız. Böylece gümüş iyonu Ag artıdan Ag olur ve gümüş aynası oluşur ve glikoz kullanılmasının nedeni ise suda oldukça çözünür olmasıdır ki bu da tepkimeyi çok daha kolay bir hale getirir. Bu yüzden glikoz molekülündeki tüm bu OH gruplarının varlıkları önemli. Evet, gümüş aynasını bu şekilde oluşturabilirsiniz. Glikoz kullanarak gerçekten harika gümüş aynaları yapabilirsiniz. Şimdi size bunlardan birkaçının fotoğrafını göstereyim. Evet, en solda bir kimya dersinde öğrencilerimin yaptığı bir süs eşyasını görüyoruz. Bu aslında camdan bir süs eşyası. Sonra bunu tepkimeye sokmuşlar. Siz de böyle süs eşyaları yapıp yılbaşı ağacı misali bir ağacı süsleyebilir. Adına da kimya ağacı diyebilirsiniz. Ortadaki fotoğrafta ise öğrencilerimin yaptığı süs eşyasını tutan eşim var. Tabii ayrıca bundan düz aynalar da yapabilirsiniz. Sağ taraftaki fotoğrafta yaptığım düz gümüş aynaya yansıyan benim görüntümü görüyorsunuz. Aslında bunu cam bir mikroskop lamıyla başlayarak yaptım ve lamı 600 milimetrelik bir beherin altına yerleştirdim. Ardından üst kısmına gümüş sürdüm. Diğer tarafınsa sadece cam olduğundan emin oldum. Bunu biraz cilalarsanız gerçekten güzel bir gümüş aynaya sahip olabilirsiniz. Kimyayı kullanarak gümüş aynalar yapmak 1830'larda Alman kimyager Justus von Liebig tarafından geliştirilen bir şeydi. Bernard Tolens Tolens ayıracının mucidi olsa da Liebig gümüş aynaların yapılmasında esas gelişim kat eden kişidir. Evet. Bunları yapmak çok eğlenceli ve organik kimya laboratuvarınızda yapmanızı tavsiye ederim.